Burak Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkürler yayınımıza konuk olduğunuz için. Rica ederim. Benim için çok anlamlı açıkçası. Bu süreçte sizin gibi büyük bir şirket ve önemli bir lider, başarılı bir lider. Biz de tabii epey hazırlandık. Birçok sorumuz var. Biraz zamanınızı alacağız. Tabii, seve seve, ne demek? Öncelikle şuradan başlayalım. Tabii pandemi süreci herkesi olduğu gibi sizi de ciddi anlamda etkiledi. Bunu biliyoruz. Bu noktada da yani sizin yaptığınız kampanyalar var, yürüttüğünüz çalışmalar var. Bir yandan da yeme içme sektörü ve market tarafında yürütülen çalışmalar var. Ben açıkçası şeyi merak ediyorum. Hani yeme içme kısmında büyük bir sıkıntı yaşandığını biliyoruz. Restoranlar kapalı, oteller kapalı. Ama market tarafında da inanılmaz bir hacim artışı olduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda nasıl bir pazar değişimi oldu Coca-Cola içecek açısından ve bir yandan da tüketici alışkanlıklarında bir değişikliğe sebep oldu mu bu durum? Buradan başlayalım isterseniz. Valla şöyle oldu, dünyada baktığınız zaman hemen hemen yani bizim operasyonlarımızda da işte Coca-Cola içecek biliyorsunuz böyle 10 ülkede operasyonlarını sürdürüyor. Ama en büyük ülkemiz Türkiye. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Türkiye'de de dünyada izlenen trendin hemen hemen birebirini yaşadık. Ne oldu? İlk başta işte bu hükümetlerin aldığı önlemler paralelinde. Yerinde tüketim noktaları işte bütün oteller olsun, restoranlar, kafeler, yerinde içme tüketim noktalarının hepsi kapandı, kapatıldı. Arkasından akabinde işte birçok kısıtlamalar gelmeye başladı. Dolayısıyla insanlar eve kapanmaya başlayınca çok ciddi bir şekilde marketlerde insanlar evlerindeki stoklarını arttırmaya başladılar. Ne yaptılar? İşte aman dışarıya çıkamazsak işte ekmek yapmak için un alalım. İşte bazı ülkelerde gördük tuvalet kağıtları biriktirilmeye başlandı. Çok ciddi bir şekilde marketlere akın başladı ki insanlar işte bu yokluk dönemi, kısıtlama dönemini birçoğumuz yaşamadığı için bir şekilde evdeki stok oranımızı yükselttik. Dolayısıyla market kanalında çok ciddi bir stoklarda artış, satışlarında da çok ciddi artışlar görüldü. Tabii zaman içinde bu kısıtlamalara da insanlar giderek alışmaya başladılar. Dolayısıyla o ilk baştaki bir çok ciddi sıçrama gördüğümüz stok seviyesindeki artışların zaman içinde de birazcık daha düzelmeye, insanların artık işte hafta sonu kısıtlama olacaksa cuma günlerinden başlayıp sadece cumartesi pazar için alışverişlerini yapmaya, dolayısıyla o satış eğrisinde biraz daha normalleşmeye başladığını görmeye başladık. İşte, yani Türkiye'ye baktığınız zaman hani yaklaşık işte Mart'ın ortasından Pazartesi'ye kadar diyelim yaklaşık bir 3 aylık dönemde artık tüketicilerimiz de bu kısıtlamalarla yaşamayı öğrendi. Şimdi ne oluyor? Pazartesi'den itibaren yavaş yavaş hayat biraz daha normale dönmeye başlayacak. Biraz daha diyorum çünkü restoranlar, kafeler açılacak ama belli bir takım kısıtlamalarla açılacaklar. Dolayısıyla daha hala orada bir takım hareketlerimiz yok. Hani baktığınız zaman umuyoruz ki Haziran ayı içinde biraz daha böyle bir normalleşmeye dönecek. Restoran, kafe, yerinde tüketim noktalarında biraz daha hayatın normalleşmeye başlamasıyla satışların biraz daha toparlanmaya başlayacağını göreceğiz diye bekliyoruz. En azından yurt dışına baktığımız zaman özellikle takip ettiğimiz işte Asya ülkelerinde, Çin tarafında işte bu trendin biraz daha yerinde içme, yerinde tüketim noktalarının toparlandığını gözlemliyoruz. Muhtemelen Türkiye'de de benzeri şeyler olacaktır ama hani bu pandemi öncesi hayata insanların tüketici davranışları anlamında biraz dönmemiz herhalde muhtemelen önümüzdeki seneyi bulacak gibi gözüküyor baktığımız zaman. Çok güzel. Peki tedarik zinciri tarafında yani birçok firmada üretim yapanların neredeyse tamamında bizim de bu arada yani danışmanlığını yaptığımız firmalardan biliyoruz. Sorunlar yaşandı. Size tedarik zincirinde dağıtım ağında bayilerle işte yaptığınız çalışmalar var biliyoruz. Hani burada bir sıkıntı yaşandı mı? Bir de ben şeyi merak ediyorum. Hani üretim tarafı aslında ambalajlama tarafı var sizde ama biz geçen sene sizin tesisde gezme fırsatı yakalamıştık. Mükemmel bir hakikaten hani perfection şeyi gibiydi yani inanılmaz etkilendik. Orada mesela hani sizin bu süreci nasıl yönettiğinizi çok merak ediyoruz. Yani bu aksamalar olduysa, kesintiler olduysa nasıl bir yapıyla çözmeye çalıştınız?
Vallahi şöyle, yani ben öncelikle tüm tedarik zinciri ekibimize ve sahada çalışan arkadaşlarımıza hepsine teşekkür etmek istiyorum. Coca-Cola içecek olarak bizim 10 ülkede 26 tane fabrikamız var. 26 fabrikanın hiçbirisi durmadı. Yani baktığınız zaman hiçbir teknik sebepten dolayı ve hatta ham madde ihtiyacından dolayı hiçbir fabrikamız durmadı. Onun için arkadaşlarımızın hepsi cansiperane bir şekilde o gördüğünüz, gezdiğiniz böyle mükemmele yakın fabrikalarımızda üretimlerimiz aynen devam etti. Tabii biraz önce de söylediğim gibi Coca-Cola sistemi çok büyük bir sistem. Biz de Coca-Cola şişeleyicisi olarak diğer ülkelerden de özellikle Çin'den de çok önemli bilgiler aldık. Önceden hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Önlemlerimizi aldık. Hem çalışanlarımızın iş sağlığı ve iş güvenliği bizim için her zaman bir numaralı öncelik zaten. Onların güvenliğini de sağlayacak şekilde fabrikalarımız dört dörtlük çalıştı. Hiçbir sıkıntı yaşamadık üretim tarafında. Satış dağıtım tarafına baktığınız zaman Türkiye'deki en yaygın satış dağıtım, en iyi satış dağıtım sistemine sahibiz. Çok ciddi ve başarılı bir bayilik altyapımız var. Tüm arkadaşlarımız her daim sahada, müşterilerimize her zaman yakın çalıştılar. Onun için zannetmiyorum ki hiçbir satış noktamız, müşterimiz Coca-Cola ürünsüz, Coca-Cola içeceğin desteği olmadan bu dönemi atlatmadı. Çok güzel. Ben bir de tabii medyadan takip ettiğim kadarıyla küçük işletmelere yönelik de bir takım kampanyalar yürüttüğünüzü, hatta Kızılay'la beraber yürüttüğünüz çalışmalar olduğunu da biliyorum. Yani bu pandemi sürecinde sosyal sorumluluk anlamında da neler yaptığınızı biraz anlatır mısınız? Valla orada da çok çok ciddi işler yaptık. Şimdi bizim şirketimize baktığınız zaman her şirkette olduğu gibi bizim şirketimizin de bir amacı var. Yani amaç, purpose dediğimiz. Bizim şirketimizin tek ve tek amacı var ki değer yaratmak her zaman. Yaptığımız her işle değer yaratmak. Yani neticede biz dünyanın en bilinen ama asıl buradaki hedef, asıl amacımız her zaman tüm müşterimize, tüm tüketicimize, tüm paydaşlarımıza değer yaratmak. Bu anlamda neler yaptık? Coca-Cola sistemi olarak dünyada baktığınız zaman Coca-Cola Foundation yaklaşık 120 milyon dolarlık bir bağış yaptı. Bu dönemde bütün reklamları kestik. Dünya çapında bu reklamlar kesildi ve 120 milyon dolar gibi çok ciddi bir para. Kızılay ve Kızılhaç vasıtasıyla tüm dünyadaki ülkelere bağışlandı. Biz de tabii operasyonlarımızda bunun bir kısmını aldık. Kızılay vasıtasıyla çeşitli STK'lara da bağışlarda bulunduk. Yani Türkiye'de yaklaşık 5 milyon dolar civarı bir nakit yardım ve de gayri nakdi de bir sürü de yardım yapıldı. Neler yapıldı? Yine fabrikalarımız o gördüğünüz tedarik zincirinde çalışan arkadaşlarımız el sanitasyonu ve dezenfektanlarını ürettiler fabrikalarımızda. Ve birçok sağlık kuruluşlarına bunları bilabeder bu zor dönemde çorbada bizim de tuzumuz olsun. Sosyal sorumlu şirketler olarak değer yaratmak adına bütün sağlık kuruluşlarına ulaştırdık. Bu dönemde zorlu dönemde halkımıza yardım eden en ön saflarda savaş veren sağlık personelimize de elimizden geldiği kadar ürünlerimizle destek olmaya çalıştık. Onlara ufak da olsun bir mutluluk vermek adına onları acil servislerde ziyaret ettik. Ürünlerimizi onlara sunduk ki en azından o inanılmaz dönemde onlara da bir ufak bir mutluluk götürelim diye. Elimizden geleni yaptık şirket olarak öyle diyeyim. Biz de o zaman bütün bu katkılar için teşekkür edelim hepimiz adına, yani Evet. sağlık personeli adına da. Şimdi biraz Coca-Cola tarafından aslında hani sorular hazırladık. Orada bizim üzerine düşündüğümüz çok güzel bir soru bulduk sizin için. Yani şöyle, şimdi globalleşme diye bir kavram var sonuçta. Yani global bir marka olarak lokalde başarılı olabilmek. Biz Coca-Cola'yı açıkçası bu anlamda cidden inanılmaz başarılı oluyoruz. Yani Ramazan dönemindeki kampanyalara, mesela reklamlara baktığınız zaman bile ben en etkileyici reklamları hep sizin tarafta görüyorum. Yani o kültüre dokunma, onu içselleştirme, bu konu sizin tarafınızdan iyi başarılı ama geri planda nasıl bir ekiple bunu çalışıyorsunuz? Hani pazarlama tarafında neler yapılıyor? Yani hangi kafa yapısıyla yapılıyor bunlar, merak ediyoruz. Bir de 10 ülkede faaliyet gösterdiğiniz için yani bunların tamamını her ülkede böyle farklılaştırıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz?
Valla şöyle, şimdi Coca-Cola sistemi diyorum. Coca-Cola sistemi şu aslında, bir Coca-Cola Company var baktığınız vakit. Neticede sattığımız, ürettiğimiz, dağıttığımız ürünlerin hepsinin marka sahibi Coca-Cola Company yani. Bugün bizim üretimini ve satış dağıtımını yaptığımız tüm ürün Coca-Cola Company'nin. Dolayısıyla tüketici tarafındaki yapılan bütün pazarlama aktivitelerinin hepsinin mimarı beraberce ama ağırlıklı olarak Coca-Cola Company tarafından yapılıyor. Globalde düşünülen birçok şey var ama bunlar da lokal tarafa çok ciddi şekilde entegre ediliyor. Lokaldeki şişeleyicilerle, lokal Coca-Cola Company ekiplerinin de destekleriyle. Coca-Cola Company'nin bir çok ciddi bir yetkin bir pazarlama ekibi var. Aynı şekilde Coca-Cola içecekte de onun karşılığı olan çok ciddi, çok başarılı, her daim piyasayı, tüketiciyi koklayan, insanımızın nabzını tutan, yine değer yaratmak üstüne kurulmuş bir pazarlama kafası var diyeyim. Evet. Neticede hepimiz tüketiciyiz. Hepimiz bu ürünü tüketiyoruz. Hepimiz bu memleketlerin içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de yapılan bir takım okazyonel aktiviteler, Ramazan bayramı olsun, Kurban bayramı olsun, Yeni yıl olsun, bunları her ülkede de başarılı uygulamaları alıp o ülkelere de adapte ediyoruz. Ve bunları da iyi sonuçlarını gördük bugüne kadar, öyle söyleyeyim. Yani marka sevgi oranına baktığınız zaman tüketicilerimizin sağ olsunlar beğenileriyle en değerli, en beğenilen marka Coca-Cola bugün meşrubat tarafından. Bir soru daha var yine Coca-Cola tarafı ile ilgili. Şimdi o ülkede faaliyet gösteriyorsunuz. Bir yandan da hem içecek tarafındasınız biliyoruz. Aslında soru şu, içecek dışında ne bileyim atıştırmalık gibi alanlarda da yeni iş kollarına girme fikri var mı? Ve bu 10 ülkeyi daha da büyütme ile ilgili bir plan var mı? Burada da mesela şeyi merak ediyorum ben. Geçenlerde Coca-Cola'nın Lübnan Filistin pazarından çıktığı ile ilgili bir haber okumuştum. Hani Evet. orada tabii bildiğim kadarıyla mali bir krizden dolayı yani ülkenin kendi yapısıyla ilgili sorundu. Belki yani orası sizin için bir hedef pazar olabilir mi diye soralım. Eyvallah. Şöyle sondan başlayayım. Şimdi Coca-Cola içecek şirketi tabii Türkiye'de doğmuş. 2006 senesinde halka açılmış ve coğrafyasında her daim genişletmiş. İşte bugün Orta Asya'nın çoğunluğunda, Orta Doğu'da, Suriye, Irak, Ürdün'de ve Pakistan'da operasyonlarımızı yürüttüğümüz bir şirket, halka açık bir şirket. Şirketin ana sözleşmesine baktığınız zaman bizim faaliyet alanımız alkolsüz içecekler pazarında bulunmak. Evet. Ama bunun yanında Coca-Cola içecek şirketinin de bu FMCG, hızlı tüketim mamulleri kategorisinde de tabii çok ciddi bir bilgi ve deneyimi var. Bu bilgi deneyim nedir? Dağıtımına varan bayilik altyapımızla beraber işte Türkiye'de 300 bin satış noktasına ulaşan tüm 10 coğrafyada baktığınız zaman yaklaşık 1 milyon satış noktasına ulaşan işte kendi çalışanlarımız yaklaşık 8.500 kişinin oldu ama bayilerimiz de işin içine kattığınız zaman yaklaşık böyle bir 40 bin kişilik çok büyük bir ordu Coca-Cola içecek. Şu anki dediğim gibi ana sözleşmemizdeki faaliyet konumuz alkolsüz içecekler. Ama biz bu yetkinliklerimizi ileride stratejik bir karar çerçevesinde hem sermayedarlarımıza hem paydaşlarımıza farklı değerler katmak adına kullanabilir miyiz? Belki kullanabiliriz. Yani o günün sorusu. Ona öyle cevap vereyim. Yani atıştırmalıklar vesaireler olabilir mi? Kesinleşen bir şey yok anladığım kadarıyla o zaman. Efendim? Yani henüz kesinleşen bir şey yok. Gelecekte belki olabilir mi diyoruz burada. Hani Gelecekte belki olabilir. Dediğim gibi yani bunların hepsi hissedarlarımıza, paydaşlarımıza değer katabilecek ne varsa bu şirketi daha iyi, daha büyük bir şirket olarak ne yapacaksa onlara mutlaka ilgi duyarız. Baktığınız vakit yani mantıklı olduğu çerçevede. İşte bu coğrafi genişleme de bunun bir parçası. Şimdi Filistin tarafındaki şişeleme operasyonu durdu ama onu tamamen ticari bir kaygıdan dolayı malum bizim ürünümüz ufak meblağlara satılan bir ürün. Dolayısıyla maliyetlerin arttığı bir dönemde eğer ki sizin faaliyette bulunduğunuz coğrafyada ki kişi başı gelir bunu desteklemediği zaman operasyonları belli bir süre için ara vermek durumunda kalıyorsunuz. İleride eğer ki o coğrafya, o operasyon bizim için dediğim gibi sermayedarımıza ve hissedarlarımıza
bir şekilde değer katacağını düşünürsek kokteyl içecek tabii ki Filistin olsun, başka coğrafyalar olsun, oraları da gitmek yönünde elini kaldırır, öyle söyleyeyim. Evet, çok güzel. Şimdi biraz da kişisel tarafa geçelim. Yani sizinle ilgili biraz araştırma yaptık da oradan hareketle birkaç soru hazırladık müsaadenizle. Bir haberde şöyle okudum, sonra bunu da teyit ettim. Yani New York'taki bir dergi, Institutional Investor isimli bir dergide 2019 yılında Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'daki liderlerle ilgili bir yarışmada en başarılı CEO olarak seçilmişsiniz. Evet. Şimdi biraz da hani sizin geçmişinizi de öğrendim. Orada da şunu görüyoruz, 20 küsur yılda Coca-Cola'sınız. Yani evet, aslında böyle bakmak lazım. Hani kariyer basamaklarını böyle resmen hani şey adımlarla, hakikaten çok doğru adımlarla belli bir noktaya getirmişsiniz. Hepimizin hayali olan hani şirkette bir yerden bir başlasam da CEO olsam diye düşündüğünüz şeyi gerçekleştirmişsiniz ve genç yaşta. Öncelikle tebrikler. Bu ödül için de tebrikler bu arada. Teşekkür ederim. Sağ olun. Türkiye için de bir kazanım sonuç itibariyle. Ben aslında şunu merak ediyorum. Yani bu kariyer yolculuğuyla ilgili bize ne anlatmak istersiniz? Yani nasıl bir CEO olunur hani sorusu gibi olacak ama hani biraz oradaki hani hikayeyi dinlemek isteriz, başarı hikayesini sizden. Vallahi şöyle hani ne olmak istediğinizi dikkatli düşünmenizde fayda var. Çünkü kolay gelmiyor. Yani benim yaşım 50 yaşındayım. İşte 6 senedir de şirketin CEO'luğunu yapıyorum. Onun için kariyer basamaklarına baktığınız zaman hani birazcık böyle biraz da fazla hızlı çıkmış olabilirim. 1998 senesinde katıldım. 22 senemi bitirdim şirkette. Finans bölümünde başladım. Daha sonra satış bölümüne geçtim. Satış fonksiyonunda çalıştım. Daha sonra şirketin CFO'su oldum. İşte 5 yıllık CFO'luk dönemimde de şirketin bu sadece Türkiye olan, Coca-Cola içeceğinin sadece Türkiye olduğu dönemde işte başka ülkelere açılmasında rolüm oldu. O ekibin bir parçası oldum. Daha sonra 2006 senesinde halka arz döneminde şirketin yine CFO'luğunu, mali işler direktörlüğünü yaptım. Bir sürü böyle çalkantılı zamanlardan geçerekten daha önce daha çok saçım vardı, buna emin olabilirsiniz. Yani bu dönemde biraz da öyle çok kolay olmuyor bir takım şeyler. Çok zorlu şeylerden geçiyorsunuz ama inanılmaz tabii zevkli, çok şeyini öğrendiğiniz. Ondan sonra da 2010 senesinin başında da Türkiye Genel Müdürlüğü, sonra da 2014'te de şirketin CEO'luğuna getirildim. Tabii buradaki en önemli şeylerden bir tanesi, yani yaptığınız işi severek yapmanız çok çok önemli. İşte dediğim gibi yani 22 sene boyunca bu şirket sizin kendi şirketiniz gibi oluyor. Aldığınız her karar kendi kararınız, dolayısıyla sizi etkileyecek gibi alıyorsunuz. Temsil ettiğiniz çok büyük bir ekip var. Biraz önce de söylediğim gibi 8500 kişi ama bunun yanında işte yaklaşık bir 40 bin kişilik böyle kocaman bir aileyi de temsil ediyorsunuz. Bunun verdiği tabii bir takım sorumluluğun getirdiği şeyler de var. Sıkıntılar da olmuyor da değil. Yani benim temel felsefem her zaman yaptığın işi çok severek yapman. Yani severek yapmıyorsanız zaten ızdırap olmaya başlar belli bir zamandan sonra. Onun için severek yapmak, her zaman kendi şirketin gibi düşünmek her zaman çok çok önemli. Kariyer basamaklarında hızlı ilerlemek istiyorsanız o hız bazen çok da iyi olmayabiliyor. Onun için bu genç arkadaşlar varsa seyredenler, onun için ben de 50 yaşında CEO olayım diye inşallah olurlar ama hani böyle kendilerine de hedef koymamalarını tavsiye ederim. Ben şeyi soracağım tabii, biraz önce aslında kendi kariyer basamaklarınızı anlatırken hani sıkıntılı süreçlerden de bahsettiniz ama aslında ben pandemi sürecinin de bir 3-4 aylık kriz olduğunu düşünerek krizde CEO olmak nasıl bir şey? Bunu çok merak ediyoruz. Yani sonuçta bir şirkette en üst noktadasınız. Zaten başarılı bir lidersiniz. Bunları biliyoruz ama o kriz anını yönetmek açısından bize neler söylersiniz? Vallahi şöyle, hani biz Türk halkı olarak biraz bu krizlerde şanslıyız diye düşünüyorum. Hani tabii bizden çok daha zor durumda olan memleketler de var ama Türkiye'ye baktığınız zaman yani hayatımız böyle bir sürü krizlerle geçti. Yok siyasi krizler, yok ekonomik krizler. İşte bu pandemi yeni bir kriz. Pandeminin tabii diğer krizlerden ayıran en büyük özelliği
insanların hayatından şüphe etmesi, hayatından sıkıntıya girmesi en büyük sıkıntılardan bir tanesi o bu pandemide. Onun için hep böyle yaptığımız konuşmalarda, şirket içinde yaptığımız eğitimlerde de böyle VUCA diye bahsettiğimiz bu devamlı çalkantılı dünyanın içinde olmak zaten normal bir şey. Onun için devamlı hem ruhen hem bedenen bu kriz dönemine hazırlıklı olmanız lazım. Buradaki en önemli şey ekibinizin çok iyi olması tabii ki. Hani siz lider olarak istediğiniz kadar öngörülü olun, ileriyi görmeye çalışın ama sizde aynı şekilde aynı yöne gidecek, aynı riskleri alacak, aynı aksiyonlara inanacak bir ekibin olması her zaman çok çok önemli. Dolayısıyla benim en büyük şansım herhalde çok iyi bir ekiple çalışmam, çok iyi bir şirketle çalışmamdı. Dediğim gibi hep ben bu şirketi kendi şirketim gibi gördüğüm için ekibim de her zaman bu şirketi kendi şirketim gibi görerekten kararlar aldığı için herkes sahiplenerekten işte bu pandemi sürecinde de eve kapanmaktansa satış ekibi gitti her daim her gün sahada oldu. Fabrikalarımız 26 fabrikamız tüm ülkelerde arkadaşlarımızın hepsi işlerinin başında, üretim hatlarının başında oldular. Cansiperane çalıştılar. Zor mu zor? Yani lider olarak tabii sizin bir takım sorumluluklar alıyorsunuz. En büyük sorumluluk da ekibinizde bulunan, o 40 bin kişilik büyük ailede bulunan bir kişinin bile hayatına, işine bir şeyin gelmemesini en büyük şeyiniz o, hedefiniz o, başarı göstergeniz o. İşler bir şekilde toparlıyor. Yani işte bir krize giriyorsunuz, bir sene aşağı iniyor ama ondan sonraki sene her zaman güçlenerek oradan çıkıyorsunuz. Ki bu da öyle olacak ama buradaki dediğim gibi en önemli bu pandemi sürecindeki en önemli konu insan hayatına bir zeval gelmemesiydi. Bizim en büyük üzerinde titizlikle durduğumuz konu. Umuyorum onu da başardık gibi gözüküyor şimdi. Evet. Şimdi madem insan ekip diye bahsettik, oradan bir soru önemsiyorsunuz. Burada sizden gençlere bir tavsiye isteyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz hani pandemi bu krizden sonra işsizlik oranı iyice arttı. Şu anda gençlerde ciddi anlamda bu yaygın. Ve yeni normal diye adlandırdıkları dönemde aslında inşallah tabii ekonomimiz biraz daha düzelmeye başlarsa önümüzdeki aylarda tekrar hem yeni mezunlar hem işte işsiz olan kesimden başvurular gidecek birçok şekilde. Siz de bunlardan bir tanesiniz Coca-Cola içecek olarak. Yani ne bekliyorsun? Yeni normalde nasıl bir insan kaynağı profilini beklersiniz? Nasıl bir nitelik ararsınız? Bu konuda aslında fikrinizi almak istiyoruz. Valla ben şahsen bu yeni normal şeyine terminolojisine çok çok hoşlanmıyorum baktığınız vakit. Çünkü normal diye bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Yani baktığınız vakit işte geriye dönün 10 sene, 20 sene. Benim bu şirkete girdiğim zamana bakın 22 sene önce. Her daim bir takım şeyler değişiyor. Yani tüketici alışkanlıkları değişiyor. Evet. Çalışan profil değişiyor, jenerasyonlar değişiyor. Onun için bu değişim her daim olacağı için yeni normal diye bir şey yok. Yani statik bir şey yok. Yani bundan önümüzdeki seneye geldiğiniz zaman 3 ay sonra farklı bir dünyaya uyanacağız ve de o bir daha hiç değişmeyecek gibi bir şey yok. Değişim kaçınılmaz zaten baktığınız vakit. Ha. Evet. Şimdi bu kriz belli bir takım tereddütleri, şüpheleri ortaya çıkarttı tabii ki. Bunun akabinde ne gelecek? Şimdi bu işte biraz önce de konuşmanın başında da bahsettik. Bu yerinde tüketim noktalarının hepsi, hemen hemen hepsi işte son 3 aydır, 4 aydır bu müşterilerimiz iş yapmıyor. Dolayısıyla orada çalışan bir sürü arkadaşımız var. Evet. Ya işletme sahipleri var. Onların çalıştırdığı bir sürü kişi var. O işletmelere mal tedarik eden bir sürü şirketler, onların çalışanları vesaire gibi böyle bir çok ciddi bir orada da bir değer zinciri var baktığınız vakit. Şimdi bu çalışmayınca dolayısıyla bunun arkasında da akabinde de işte hepiniz de okuyorsunuz zaten. Bu çıkış nasıl olacak? V şeklinde mi olacak? Yok efendim U şeklinde gibi olacak gibi bir sürü alfabenin harfleriyle bağlanan birçok çıkış senaryosu var. Ama şu kesin, baktığınız zaman çok ciddi bir ekonomik kriz gelecek. Şimdi biz şirket olarak şunu söyledik gün birden itibaren bu pandemi başladığı zaman. Şimdi insanlar, herkes tabii ki hayatlarından şüphe ediyor, sağlıklarından işte bir sürü vaka sayıları, ölen sayıları vesairesi. Ama bana da bulaştırmış olur mu, olur mu? Bir de tabii bunun çok daha bir insani yanı var. İşler kötü gitmeye başlayınca
baktığınız zaman hani işler küçülüyor. İnsanlar bu sefer işinden tereddüt etmeye başlıyor. Ya acaba ben işime sahip olabilecek miyim? Biz şu garantiye verdik tüm çalışan arkadaşlarımıza. Dedik ki bu pandemi sürecinde ne olursa olsun hiçbiriniz işten çıkmayacaksınız. Dolayısıyla bizim temel önceliğimiz bu aileyi bir arada tutabilmek. Bu krizden tamamen çıkıncaya kadar. Dolayısıyla bugün 10 yapan bir arkadaşımızdan biz belli bir dönem 20 üretmesini isteyeceğiz ki bu şu anlama gelebilir. Belki planladığımız kadar yeni arkadaşımızı şirkete alamayabiliriz. Bunun temel amacı bu kötü gidişattan çıkarken mevcut kadromuzu, mevcut ailemizi bir arada tutabilelim. Ama bu dediğim gibi her krizin, her inişin bir çıkışı var. Bunun da bir çıkışı olacak. Ve umuyorum biz yine genç arkadaşları yine bünyemize katmaya başlayacağız. Umuyorum bu çıkış çok daha hızlı olursa çok daha hızlı bir şekilde yeni arkadaşlarımızı şirketimizde görmeyi her zaman biz de isteriz tabii. O zaman biraz daha kişisel bir soru sorayım size. Şimdi basketbol fanatiği olduğunuzu biliyoruz, eski bir basketçi olduğunuzu biliyoruz. Belki takip ediyorsunuz bilmiyorum ama Netflix'teki The Last Dance dizisini izleme fırsatı buldunuz mu? Biraz orada basketbol hakkında sizden bir şeyler dinlemek isteriz. Vallahi şöyle, ben tabii benim basketbola başlamam ilkokul 5'teyken hani annem ya bu çocuk evin içinde çok duruyor, gitsin de bir yerlerde enerjisini atsın diye. O zamanlar Beyaz Gölden'in olduğu zamanlar, siz bilmezsiniz onları. Ben bilmiyorum. Beyaz Gölge varken bizim zamanımızda basketbol böyle biraz daha şey olmaya, popüler olmaya başlamıştı. Bizi basketbol okuluna gönderdiler. Onun için benim böyle basketbol şeyim çok küçük yaştan başlar. Last Dance'i seyrettim mi? Tabii ki seyrettim. Bence yani inanılmaz bir dizi. Seyretme fırsatı bulmamış olan herkese de fırsat seyretmesini tavsiye ederim. Bir, ben çok hoşlandım. Çünkü benim zamanımdaki o NBA, Michael Jordan'lar, o işte Chicago'nun efsane ekibinin olduğu dönemden bahsettiği için ben kendimden çok çok şeyler buldum o dizide. İki, bence basketbol çok özel bir oyun. Şöyle 5 kişinin oynadığı, 5 kişinin devamlı sahada olduğu, herkesin çok büyük bir uyum ve çok büyük bir ritim içinde ve herkesin elinden gelenin en iyisini vermek durumunda olduğu bir dizi. Şimdi bu, o 5 kişilik ekibi de sahada yöneten birilerinin olması lazım. O tempoyu tutturan, o tempoyu yakalayan, o karşındaki o güçlü ekibe karşı öne çıkan ve diğer ekip arkadaşlarını da yüreklendiren birisinin olması lazım ki bu kişi Michael Jordan. Yani adam gelmiş geçmiş bence en iyi basketbolcudur. LeBron James'ler vesaireler ayrı mesele ama yani Michael Jordan tabii ayrı bir karakter baktığınız vakit. O saha içindeki işte mücadele, o liderlik nedir, ne değildir, ekip için ne yapılır, takım için ne yapılır, kazanmak için ne yapılır? Yani bence çok çok muhteşem bir dizi, herkesin seyretmesini, kendisine de bir takım dersler çıkartmasını tavsiye ederim. Özellikle iş hayatında olan bir grup için. Aslında başarı için cidden çok güzel dersler var. Ben de bu arada izledim. Tabii biz daha Kobe, Shaquille O'Neal tarafından itibaren biliyoruz. Hani sonradan tekrar dönüşüyle ilgili kısmı biraz yakaladık ama gerçekten dizi çok muhteşem. Başarılı olmayla ilgili işte siz de hani onlardan birisiniz, başarılı bir kişi olarak. Hani hangi yollardan aslında geçildiğini çok güzel anlatıyor. Son bir soruyu da bitirelim eğer sizin için de uygunsa. Biraz da hani genel bir soru hazırladık bu sefer. Aslında biraz da giriş yaptınız zaten ama Türkiye'nin bundan sonraki süreciyle ilgili ekonomik ve sosyolojik açıdan siz ne bekliyorsunuz? Nasıl bir değişim öngörüyorsunuz? Bununla kapatabiliriz eğer sizin için de uygunsa. Tabii. Yani Türkiye şimdi sosyolojik kısmı tabii birazcık ekonomiyle de alakalı. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman inanılmaz fırsatlarla dolu bir memleket Türkiye. Yani demografisine baktığınız zaman 80 küsür milyon, 84 milyon kişinin yaşadığı ama bunun %50'sinden fazlasının 30 yaşının altında olduğu, çok dinamik, çok aç, gelişmeye, ilerlemeye çok aç bir memleket burası baktığınızda. Ama dediğim gibi şimdi bu süreç, bu pandemi süreci işte ekonomide olan işte petrol fiyatlarının inmesi, Türk lirasının dolar karşısındaki seyri, işte malum herkesin okuduğu ekonomik bir takım sıkıntılara baktığınız vakit dünya
dünyadan yavaşlamaya girmesi kaçınılmaz. Yani bundan 2-3 sene önceki o şaşalı büyümeleri muhtemelen 2020 senesinde çok fazla göremeyiz. 2021'de de göreceli olarak iyi olsak da ama önceki senelere göre biraz daha geride gitmemiz mümkün. Dolayısıyla bunun da bir şekilde bir sosyolojik etkisi olacaktır. Umuyorum bu biraz önce de bahsettiğim yine bu pandemi sürecinin getirdiği birçok şey var. Ekonomi açısından, işletmeler açısından sıkıntılar var. Bu sıkıntılar en kısa zamanda atlatılır ama bu sıkıntılar da en kısa zamanda atlatılırken bu pandemiyi de kontrol altında alaraktan işte herkesin bahsettiği yılın sonuna doğru bu yeniden alevlenmesinin de önüne geçecek şekilde ama ekonominin de bir şekilde yeniden ayağa kalkması lazım. Bu global bir yarış şu anda baktığınızda. İşte bakıyorsunuz otel işletmelerine. Otel işletmeleri şu anda Yunanistan'la veya Adriyatik'teki başka ülkelerle yarışıyorlar. Bir takım gerçekler var. Bu gerçekleri, ekonomik gerçekleri hem yönetirken aynı zamanda da insan sağlığını da tehlikeye atmadan, riske atmadan bunları nasıl hayata geçirebiliriz? Bu çok önemli. Ha, bu pandeminin yarattığı psikolojik şu anki baskının ben muhtemelen bir 5-6 ay içinde kalkacağını düşünüyorum. Çünkü biz bir Akdeniz memleketiyiz. Biz öyle insanlarla yakın olmayı severiz. Onun için risk azalmaya başladıkça biz yine o şaşalı dönemlerde en kısa zamanda geri döneriz diye düşünüyorum. Umarız tekrar hepimiz o sağlıklı günleri çok özledik çünkü döneriz. İşin tabii hem sağlık hem ekonomik hem sosyolojik hem psikolojik birçok boyutu var. Çok teşekkürler Burak Bey. Ben teşekkür ederim. Sohbet umarım dinleyenler, izleyenler de keyif almışlardır. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın siz de. Görüşmek üzere.